Herkese merhaba, kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Can, 27 yaşındayım. Ankara'da oturuyorum. 2 yıllık evliyim. Bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışıyorum. 1.80 boyunda, 80 kilo kadarım. Eşim 25 yaşında, 1.65 boyunda, iyi niyetli bir kadın ve bilgisayar mühendisi. Biz eşimle evlenmeden önce çok defa buluşup gezerdik, sonraları baldızım Lale ile de tanıştım. Baldızım aynı eşim gibi fizik ve boya sahip ama daha çok zıpçık ve fırlama bir kız. Beni her gördüğünde eniştem diye boynuma atlar, öperdi. Eşim bu duruma hiçbir zaman aldırış etmezdi. Ama ben o her zıpladığında ona dokunabilmek için fırsat kollardım. Bundan bir hafta kadar önce baldızım bize geldi. Annesiyle kavga etmiş, morali bozuktu. Biraz konuştuk falan, bir daha gitmeyeceğim o eve, diyordu. Ben de ortam yumuşasın diye şaka mahiyetinde, ne olacak kızım, seni de alırım, üçümüz beraber yaşarız işte, dedim. Eşim de şakaya katıldı, olur tabi. Bak enişten ne çok seviyor seni, dedi, gülüştük. Baldızım da keşke, diye iç geçirdi. Ama bana bir bakışı vardı ki sormayın. O gece baldız biraz efkarını dağıtsın diye, içelim, dedim. Eşim çok fazla içemez, hemen sızıp kalır. Ve öyle de oldu zaten, ikinci dubleden sonra bizim hatun uyuklamaya başladı. Hayatım git odaya yat. Biz Lale ile biraz daha içmeye devam edeceğiz, dedim. Eşim, tamam ama fazla kaçırmayın, dedi ve gitti yattı. Biz baldızla yalnız kaldık. Bizim ev biraz fazla ısınır, alkolü de alınca bizim baldız, enişte çok sıcak oldu be, deyip üstünü değiştirmeye gitti. Ablasının şortunu ve ip askılı badesini giyip geldi. Ben baldızı öyle görünce, biraz da alkolün etkisiyle baldıza daha bir farklı bakmaya başladım. Baldız da bunu anlamış olacak ki, enişte hayırdır, gözlerinle yedin bitirdin beni, dedi. Ben de ok yaydan çıkmıştı artık, ah ah. Bir de gerçekten yesem ne güzel olurdu, dedim. Baldız da sanki bunu bekliyormuş gibi, sen yemek istedin de sana hayır diyen mi oldu enişte, dedi ve yanıma yaklaştı. Şakalaşmalar gerçeğe döndü, bir anda ikimiz başladık öpmeye. Sonra baktım ki daha ileriye götüreceğiz işi, burada olmaz, ablana yakalanabiliriz, dedim ve baldızla yukarıya çıktık. Giderken yatak odasına baktım, bizim hanımın ceset gibi uyuyordu, artık top patlasa uyanmazdı. Baldızın kalacağı odaya geçtik, olanlar oldu, baldıza bir güzel muamele yaptım. İş bittikten sonra hadi sen şimdi uyu, ben de ablanın yanına gideyim de şüphelenmesin, ilk fırsatta yine yaparız, dedim. Tamam, dedi, yattı, ben de yatak odasına geçtim. Baktım karım halen osura osura uyuyor, ben de kıvrıldım yanına. Ertesi gün erkenden işe gittiğimde karım da baldız da halen uyuyordu. Ölene doğru baldızdan mesaj geldi, tekrar yapalım, diye.